Daha önceden bir seminer yapmıştık Stuttgart'ta. Orada bizim seminerimize katılan Çiğdem Hanım yıllar sonra bana mesaj gönderdi WhatsApp yoluyla ve o seminerden sonra, bakış açısından sonra yaşadığı bir hastalıktan nasıl kurtulduğunu anlattı. İnsanlara faydalı olma niyetiyle anlatır mısın? Onlar da bu şekilde problemlerini çözebilirler dediğimde hay hay kabul etti. Yapalım hocam, bir video yapalım. Görüntüsü yok, sadece sesini duyacaksınız. Şimdi Çiğdem Hanım, bir anlatır mısınız? Nasıl tanıştık? Ne oldu? Nasıl başladı? Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Biz işte ilk eğitim seminerine katılmıştım. Oraya gelmiştiniz bir hafta sonu. Evet. Birinci basım eğitime katılmıştınız. Evet, evet, ona katıldık. Ve orada tabii ki çok güzel şeyler anlattınız. Bayağı da not aldık her şeyi. Eğitimden sonra yaz tatiline doğru işte bende baş ağrılar başladı. Böyle günlük baş ağrısı. Evet. Onunla birlikte de burun tıkanıklığı. İşte doktorlara gittim. Hani gidebildiğim kadar doktora gittim. Evet. Doğru dürüst bir şey bulamadılar. Ondan sonra Türkiye'ye gittik. Hatta Türkiye'de bile tedavi oldum. Evet. Geri döndük. Sonra 12. aya doğru bayağı bir kötüleştim. Gerçekten evet. Ne nefes alabiliyordum, verebiliyordum. Ve her sabah kalkıyorum, başım ağrıyor. Artık yani hastanelik durumuna gelmiştim. Evet. O esnada insan tabii ki kötü olunca her şey aklına geliyor. Evet. Sonra bu seminerdeki söylediğiniz şeyleri bayağı bir düşündüm. Hani kendimi sorguladım. Sorgulamaya başladım. Hani belki birine bir şey dedim. Hani kötü niyetli değil tabii ki ama ondan sonra bazı şeyler böyle film gibi gözümün önüne geldi, canlandı. Mesela annemin eskiden çok başı ağrırdı. Evet. Hani düğün alışverişine giderdik. İşte yok başım ağrıyor, çabuk olun, başım ağrıyor falan. Evet. Ondan sonra hep derdim ona aman senin de hep başın ağrıyor. Her zaman aynısı falan gibisinden. Yani böyle aslında böyle çok basit şeyler veya bir arkadaşım vardı. Devamlı hep burnu akardı. Evet. Ona sümüklü diye laf atardım yani. Evet. Bir tane de abi vardı. O da her zaman hep burnunu temizlerdi. Ben evet. Sinir olurdum ona. Evet. Ondan sonra düşündüm hani bu insanları gerçekten arayıp helalleşmem lazım. Yani evet. Bunu yapmak zorundayım. Aslında hep aklımdaydı ama hep böyle erteledim. Ne bileyim. Sonra iyice kötüleşince artık aldım telefonu elime. Önce annemi aradım. Evet. Onunla helalleştim. Annem hatta korktu. Kızım hastasın. Niye böyle yapıyorsun? Ne demek helalleşmek falan. Evet. Ondan sonra diğer arkadaşımı aradım. O da aynı şekilde hani saçmalama biz arkadaşız olur mu öyle şey. Hepsi burunla alakalı ama değil mi? Baş ağrısı mı yapıyordu burundaki sıkıntı? Evet. Burunla birlikte başa da vuruyordu. Neydi hastalık? Tespit neydi? Doktorlar ne tespit etti? Tespiti daha sonra çıktı işte ortalığa şey aldılar, örnek falan aldılar. Morbus Wegener diye bir hastalık. Evet. Bir romatizma gibi bir hastalık. Evet. İşte bu iki insanı aradım, helalleştim ama o abiyi bulamadım. Evet. Ona ulaşmak biraz zor. Bu üçüncü şahsı bulmadınız değil mi? Bulamadım, evet. Sonra benimle birlikte seminere katan hatta ikinci etapı falan da yapan bir arkadaşım var burada. Evet. Onunla böyle istişare ettik. O da sizi tanıyor, hani sizin eğitiminize katıldı. O da dedi ki bana hani ona ulaşamıyorsan onun niyetine sadaka ver. O da kabul olur dedi inşallah. Evet. Onun adına iyilik yap, değil mi? Evet. Evet. O benim aklıma gelmedi. Sağ olsun o hatırlattı. Onu da yaptım sonra çok şükür. Hatta dedi bir sürü git mendil al hani camilere dağıt, talebelere ne bileyim dedi. Hani burunla alakalı ne varsa aklına geliyorsa al dağıt gibisinden. Sonra onu da yaptım. Sağ olsun onun sayesinde. Sonra işte teşhisi koydular hocam. Morbus Wegener diye. İşte bu en ufak burundaki en ufak damarlardan başlıyor. Kanla birlikte ama vücuda yayılan bir hastalık. Evet. Hastane işte böbrekten şüphelendi. Böbrekten örnek falan aldılar. Evet. İşte hastaneye kalsaydı hemen ilaç tedavisi, kemoya yakın bir tedavi görecektim. Evet. Ondan sonra hastanede yatıyorum. Akşam saat 8 gibi benim ev doktorum arıyor beni. Evet. O da burada kalıyor, bizim burada sağ olsun. Ve böbrek uzmanı olduğunu bilmiyorum kadının. Hani iç organı, hani normal house art diye biliyorum. Akşam saat 8'de arıyor beni ve diyor ki yani çok üzgünüm dedi. Hani bunu duydum ve çok üzüldüm. Hani seni arama gereğini duydum falan. Ben şok oldum orada. Dedi ki bana neticelerini alır almaz kağıtlarını al benim yanıma gel dedi. Tamam dedim. Sonra bu doktor kaptı beni. Sağ olsun bütün neticeleri bana birebir anlattı. Meğersem hani böbrek uzmanı ve bu Morbus Wegener hastalığın üzerine de konferans yapmış yani. Yani bu hastalığı iyice bir biliyor. Evet. Ondan sonra o tabii ki o ilaçları almamı istemedi. Dedi ki kesinlikle biz bunu sülük, hacamat ne gerekiyorsa kan grubu hani besinle halledebiliriz. Bana güven dedi. Ondan sonra sağ olsun heyecanlanıyorum anlatırken. Yani yolum o kadar bir açıktı ki İsa Bey, onu anlatmak istiyorum. Şu üç şahısla problemi çözdükten sonra, evet. Tamam mı? O zaman her şey değişmeye başladı. Yani aynen. Biz şunu anlıyoruz o zaman. Burunla alakalı yani baş ağrısı burundan geliyor. Tamam. Evet. Düzeltlemek istiyorum. Baş ağrısı burundan geldi sizinkisi. Hastalık ismini de söylediniz. Sonra dediniz ki seminerde öğrendiğim tekniklere göre eğer benim burnumda bir problem varsa ben burunla alakalı birilerini kınamış olabilirim. Evet. Bununla alakalı korkmuş olabilirim veya kaçmış olabilirim. Çünkü 3K sistemi. Korktuğun, kaçtığın ve kınadığın başına gelir hesabı. Sonra araştırmaya başladınız. Değil mi Çiğdem Hanım? Evet. Acaba ben ne yaptım? Burunla alakalı bu zamana kadar ne yaptım? Ne yaşadım? Ne söyledim? Kimi kınadım? Veya bende olmaz mı dedim acaba gibi sorgulamaya başlayınca ortaya çıktı. 1. Anne. 2. Arkadaşım. Evet. 3. O amca. Burunla alakalı. Evet. Sonra amcayı bulamadınız ama burunla alakalı mendil dağıttınız, iyilik yaptınız. Öğrencilere, talebelere, camilere yaydınız, dağıttınız. Sonra bunları yaptıktan sonra birden her şey değişmeye başladı. Kapılar açıldı. Normalde hacamat yani uzman doktor değil mi? Hastanede çalışan bir doktor herhalde anladığım kadarıyla. Hastanedeydi ama şu anda praksiste çalışıyor. Uzman doktor, evet. Kendi praksisi var, kendi muayenehanesi var. Evet. Ve bazılarına anormal gelebilir ama burası Avrupa. Avrupa'da hacamat veya sülük bunlar resmi olarak kullanılıyor. Tedaviye aldı sizi çok hızlı bir şekilde de yani normalde 2 ay verilen bir randevu çok hızlı bir şekilde size geldi. Evet. Siz hızlıca tedavinizi oldunuz ve şu andaki durum nasıl? Şu anda elhamdülillah valla böyle ayakta duramıyordum. Hani ayaktayım çok şükür. Duruma göre ne kadar iyisiniz? Öyle bir soralım. Çok çok iyiyim elhamdülillah hocam. 3 puan 100 üzerinden ne kadar iyisiniz? Daha önceden 100 üzerinde hastayken 100 üzerinde 10. Şu anda ne kadarsınız? Şu anda 80 diyebilirim. 80. Yani iyileşmişsiniz sayılır. Evet çok şükür. Çok şükür. Peki o zaman ne tavsiye ediyorsunuz? Bu videoyu izleyen insanlara ne tavsiye ediyorsunuz? Nasıl baksınlar olaylara? Bakış açıları ne olsun? Her zaman için bence kendini sorgulamak. Hani gerçekten bizde bitiyor, kendimizde bitiyor. Evet. Düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkan kelimeler. Evet. Hani çok insana çok tuhaf geliyor ama ben birebir yaşadım gerçekten, yani belki bu yolum böyle olmayacaktı. Belki hastaneye yatacaktım, o ilacı alacaktım. O ilaç iyi gelecek mi, gelmeyecek mi? Ondan sonra ne olacaktı bilemiyorum. Evet. O yüzden yani ben bu hastalığı biraz da hediye olarak görüyorum tabii Allah tarafından. Hani kuluna biraz çeki düzen vermek için veriyordur diye düşünüyorum. Hani her şeyi böyle bakmaya çalışıyorsunuz ondan sonra. Her şey size hafif geliyor. Aynı evet. zamanda rahatlıyor. Diyor ki ben bu hastalıktan ne öğrenmeliyim veya ne yapmam evet. lazım veya şu anda CV biliyorsunuz ortalıkta dolaşıyor. Acaba bu yaşadıklarımız, bu salgın hastalığın bize ne gibi faydası var? Evet. Yapmamız lazım. Tarafından bakarsak tabii o zaman problemleri çözüyoruz. Siz nasıl çözdüyseniz öyle çözebilir herkes. Evet. Mesajı veriyoruz biz bu videoyla. Bunu nasıl öğrendiniz? Vallahi sayenizde tabii ki. Hani seminere katılmasaydım hiç aklımın ucuna bile gelmezdi. Evet. Biri bana anlatsaydı inanır mıydım bilmiyorum hocam. Evet. Gerçekten öyle oluyor çünkü. Biri bir şey dediği zaman aman hani ama siz anlatınca o hani o anki anlatma şekliniz bile hala kafamda. Görüntü olarak. Evet. Çünkü peki, o beni bayağı bir etkiledi. Yaşadığımız vakalar, biz tabii bu zamana kadar hep söylüyorum, 10.000'in üzerinde bizim vaka çalışmalarımız var. Az değil bu da. Ve 10.000'inden ben onu öğrendim. Hı hı. Her zaman insanın kendi davranışları, söylediği evet. cümleler, yaptığı davranışlar, düşünceler ne yapıyor? İnsanı etkiliyor. Yani 5 sene sonrayı insan merak ediyorsa o zaman şimdiki söylediklerine baksın, davranışlara evet. baksın, takıldığı arkadaşlara baksın, izlediği haberleri veya dizilere baksın. Çünkü evet. sonra o olacak. Çünkü insan bir şey söylediği zaman söylediği her cümle onun kontratı oluyor. İmzası, imza atmış oluyor ve o başına geliyor. Kınadığı, kaçtığı ve korktuğu başına her zaman geliyor. 3K. Evet. Biz de seminerlerimizi bu yönden, yani bu yönde veriyoruz. Bu şekilde anlatıyoruz. Programlarımız, mentorluk programlarımız bu şekilde ve siz bir tane vakasınız. 10.000'lerce vaka var ve bu şekilde hep %99 çözüldüler. Başka yerlerde aramaya gerek yok. Birilerini suçlamaya gerek yok. Evet, evet doğru. Ne yaptık? Bu başımıza geldi. Acaba ben ne söyledim? Acaba burunla alakalı arkadaşımı kınadım mı? Anlatabiliyor muyum? Bu tarafa evet. baktığı zaman çok hızlı, ilaçsız insanlar iyileşebiliyor, düzelebiliyor. Ve örneğin mesela daha önceden de anlatmıştım. Ayağı üşüyen bir hanımefendi 10 seneden beri ayağı üşüyor. Hı hı. Ve 10 sene öncesine götürdük onu zihnen, mental olarak. O zaman aklına geldi. Ben şu işimi yaparsam çorap hediye edeceğim demiştim ama yapmadım. Evet. Söz verdim, yerine getirmedim. O günden sonra üşümeye başladı ayağım demişti, hiç unutmuyorum. Sonra çorap dağıttı. 10 kişi, fakir, yetim, gariban, öğrenci. Dağıttıktan sonra artık üşümedi. Anlatabiliyor muyum? Ve düzeldi. Evet. Ve bunun gibi çok vakalar var. Hep anlatıyorum. Bu YouTube kanalımda anlatıyorum. Her tarafta anlatıyorum. Doğru yerden baktığınız zaman hemen problemi çözebiliyorsunuz. Çok hızlı ve aynen. şaşırtıcı çözümler geliyor. Biz de sizinle o yüzden bu videoyu yaptık. Sağ olun hocam. Son olarak ne eklersiniz Çiğdem Hanım? Vallahi Allah razı olsun hocam. Aydınlattınız. Yani şükür ki böyle bu yola girdim. Evet. Yani sayenizde hocam, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun cümlemize. Bununla beraber şöyle bir bizim eğitime katılan arkadaşlara da biz ne yapıyoruz? Eğitim veya seanslarımıza katılanları 3 ay mentorluk programımızı alıyoruz ve orada hı-hı. devam ediyoruz. Yo-yo efekti olmasın diye, yani eski haline tekrar gelmesin diye günümüzde tutuyoruz. online olarak, internetle, dijital yolla devamlı onların yanındayız. Peki Çiğdem Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu, sağ olun hocam. Bu videoyu izleyen başkaları olabilir. Şu anda yaşadıklarını anlayamıyorsa, neden ben buradayım, şu anda yaşadıklarım bu, bunun sebebi nedir, anlayamıyorum diyorsa ve yıllardan beri kafa yordu, çözemediyse ne yapabilir? Çok basit. Bizim formumuz var. Bu videonun altına da koyacağım. Doldurup bizimle görüşebilir. Kabul, onay ve değer. Bunu hissettiğimiz zaman, yani kişinin bizi kabul ettiğini, onayladığını ve değer verdiğini anladığımız zaman bizim asistanlarımız var. Telefonla arıyorlar. Telefonla aradıktan sonra duruma bakıyorlar. Nedir, ne değildir, nerede şu anda, nereye gitmek istiyor, oraya nasıl gidecek? Onu ona anlatabilmem için randevu veriyoruz. Ben de birebir ona anlatıyorum ve problemi o şekilde çözüyorlar. Onlar da ne yapabilir? Hemen videonun altındaki linke tıklayıp bize ulaşabilirler. Herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.